güzel yemekler hep yokluk dönemlerinde çıkmıştır. Balkanların her bütçeye hitap eden Rumeli yemeğini yapacağız. Tavuğun istediğiniz parçasını kullanabilirsiniz ama kemikli parçalarını kullanırsanız hepimizin bildiği gibi kemiğe yakın olan et her zaman daha lezzetlidir. Çok daha lezzetli olur. 2 parça tavuk kalçalı but, 1 küçük boy soğan, elinizde varsa 8-9 tane karabiber, 1 su bardağı kullanalım. Kafalarda soru işareti olmasın. Mutlaka tavuğu geçecek kadar, üstüne geçecek kadar su. En az 7 bardak su. Kaynamaya başladı ve hatta kefleri çıkmaya başladı. Bu kefler, yani köpükler çıkmaya başladığı anda hemen üstünden alıyoruz. Derin tencere kullanırsanız çok daha rahat edersiniz. Ben göstermek için yayvan bir tava kullanıyorum. Siz her şeyi çok daha rahat görebilin diye hatta isteyen düdüklü tencere bile kullanabilir. Ama bu şekil uzun uzun pişerse tavuk suyunuz ve yemeğiniz çok daha lezzetli olur. Ama tercih sizin. Altını kısıyorum ve kapağını kapatıyorum. ...45 dakikadır pişiyor. Kesin pişmiş olması lazım ama yine de bir kontrol edelim. Görüyorsunuz değil mi? Kolayca çatal içine giriyor. Demek ki pişmiş. Hemen bir kap. Tavuğun kemiğini görüyor musunuz? Ayrılmaya başlamış. Demek ki çok iyi pişti. Mutlaka tavuğun suyunu süzmelisiniz, tavuk suyunu. Lezzet hep ufak detaylarda saklı. Eğer süzmezseniz lezzetli olmaz. On numara bir tavuk suyu. Bütün yemeklerde kullanabilirsiniz. İsterseniz şöyle pet bardaklar kullanıp ama 2 tane kullanmalısınız. Yoksa kağıt kendini salıyor. Bunu sadece saklamak isteyenler için gösteriyorum. Yemekle alakası yok. Bu şekil bardaklara koyup soğumasını bekleyip üstünü streçleyip buzluğa atabilirsiniz. Bulyon kullanacağınıza böyle halis, mulis, sağlıklı, organik tavuk suyu kullanırsınız. 10-12 ay boyunca da bozulmadan buzlukta saklayabilirsiniz. Derisini kullanmayacağız. Hemen derisini ayıralım. Şimdi burada tavuğun üstündeki şu derileri görüyor musunuz, parçaları? Bunları koymuyorum. Sizden istediğim çok temiz ayıklamanız. Tavuğun but kısmı ve son parça artık. Bakın kesinlikle buralarını kullanmıyorum. Ondan sonra bana demeyin ya Koray, senin yaptığın lezzetli oluyor ama bizimki şöyle oldu böyle oldu demeyin. Tabii ki soğandan vazgeçmiyoruz. Bunlar da dışarıdaki kedi köpeğin hakkı. Soğanı çok küçültmeden parça parça ayıklıyorum. Ve tavukla harmanlayıp artık köşeye alıyorum. Tereyağı Samsun'dan Alperesso'ya teşekkür ediyoruz tereyağı için. Tereyağı göndermiş. Göndermeyin diyorum. Gönderiyorsunuz. Peki madem öyle, katıl butonunu açacağım. Kanalın büyümesini isteyenler var. Zeytinyağı Balıkesir'den Yeşim Yavuz. Zeytinyağı için teşekkür ediyoruz. Tamamen bedavacı gibiyiz ama gerçekten göndermeyin diyorum. Gerçekten. Yani ben bunları alabiliyorum ama dediğim gibi madem öyle, açacağım katıl butonunu. Şu tekneyi almak için gücümüzün yetmediği şeye el atalım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Her yerini yağlıyorum. Bakın üstleri de dahil. Bak tamamen erittim. Yufka, çocukluğumdan beri aynı dükkanda yufka satan mahalle yufkacısından. Bak şöyle bir... Şu da 2. Ben yırttım ha. Yoksa normalde hayatta yırtık çıkmaz. Müthiş yufka arayan Instagram'dan bana adresini sorabilir. Bilmiyorum paket servisleri var mı? Bakın şimdi yufkayı kopartarak yayıyorum. Kopar ve yay. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Şimdi bölgelere değişiklik oluyor. Bazılarında yağ kullanmıyorlar. Ama önemli olan lezzetli olması. Her zaman ufak detaylarda saklı.
Lezzet. Ve 2. Bu hemen fırına. 200 derece üstü kızarana kadar. Üstü kızarana kadar pişirdim. Görüyor musunuz? Yanlardan çekti. Sesi duyuyor musunuz? İstediğimiz bu. Yine su bardağı kullanalım. Aynı su bardağını. Kafalarda soru işareti kalmasın. Herkes yapabilsin. Şöyle bir bakalım ne kadar alacak. Sesi duyuyor musunuz? Bunu yavaş yavaş dökeceğim. Çünkü her yerin ıslanmasını istiyorum. 2, 3 bardak su. İlk başta yanlardan sanki çok su koymuşsunuz gibi hissedeceksiniz ama yufka onu çekecek. Ve bu hemen tekrar fırına. Suyunu biraz çektireceğiz. 200 derece 20 dakika suyunu çekene kadar. Altını kısıyorum. Yine çelik tencerem, çelik tava, tavuğu haşladığınız tencereyi, tavayı kullanın muhakkak. Lezzet ufak detaylarda saklı. Yoğurt, ev yapımı, kendi yaptığım yoğurt. Kanalda videosu var, taş gibi. Düzme yoğurdu aratmaz o derece. Görüyor musunuz kalıpları? Tam bir su bardağı. Şu da göz hakkı. Yuvarlayın. Koray, her şeyin tadına bakıyorsun. Tabii ki bakacağız. Tepeleme görüyor musunuz? 1, 2 tepeleme, 3 tepeleme yemek kaşığı un karıştırın. Zaten duman çıkmaya başladı, farkındasınız değil mi? Bir yumurta, direkt bir yumurta. 1 yemek kaşığı sirke, elma sirkesi. Ve hemen karıştır. Yoğurt soğuk olduğu için rahatım. Yumurtanın pişme durumu yok. Burada şimdi önemli olan iyice çırpmak. Şimdi ben bunu çırpıyorum ama normalde kahvemi de içiyorum. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Keyfimize bakacağız. Dünyadaki en güzel kelimeyi size söyleyeyim mi? Boş ver. Bir şey canınızı mı sıktı? Boş ver. Çok değer verdiğiniz birisi sizi hayal kırıklığına mı uğrattı? Boş ver. Para mı kaybettiniz? Boş ver. Daha çok çalış. Senin değerini bilen başka arkadaşlarla, başka insanlarla hayatını devam ettir. Bu hayattaki en önemli şey sizsiniz. Katı bir hal aldığı anda. Yine o su bardağımız. Bu su bardağı bizden bugün ne çekti bu tarifte? Bak, 1, 2, 3 su bardağı tavuk suyu ve karıştırmaya devam. Hiç topaklanmasına izin vermeyin. Bir 5 dakika ocağın başındayız. Ve bakın, tamamen topaklanması geçtiği anda 3 sarımsak hemen. Dibinin tutmasına izin vermiyorum. Görüyor musunuz? Üç çay kaşığı tuz. Boza kıvamında. Çok koyu da değil. Harika. Altını kapatalım. Tamamen suyunu çekmiş. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı sizce? Bu sıcak haldeyken sakın yufkanın üstüne dökmeyin. Sakın. Hamur olur. Hafif ılıklaşsın, ondan sonra dökeceğiz. Bak, bu arada biliyor musunuz? Çatır çutur kalmadı artık. Yani şunu al eline, ısıra ısıra ye. Üstüne dizelim. Şöyle bir bakalım. Bakın, görüyor musunuz? Biraz daha koyulaştı. Sıcağını attı. Bakın, soğuk demiyorum. Sıcağını attı. Şöyle tadına bakan İnanamaz. Çorbacıya giderseniz paça falan içmek istersiniz ya. Bak, içinde hiçbir şey yok. Dikkat edin. Ne paça var, ne sakat et var. Şundan bir kaşık alın. Sonra beni anmayı unutmayın. Hiç korkma. Hiç korkma. Ne kadar koyarsan o kadar lezzetli olur. Şöyle iyice yay. Bir. 2 yemek kaşığı tereyağı.
1 yemek kaşığı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Dolu dolu. İşte bu. İşte bu. Saat gecenin 2'si. Maç başlamak üzere. Bıçakla kesmenize bile gerek yok de işte. Şöyle bir parça daha alalım. Bu bana yetmez. Şunun bir tadına bakalım. Bunu hak ettik. Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Üstüne biraz daha kırmızı toz biber atılabilir. Tadını hiç anlatmayayım. O kadar lezzetli ki. Yapıp mutlaka kendiniz denemelisiniz. Damat paçası, Rumeli paçası. Eski Rumeli paçasının tadına bakıp da bugün yediklerini beğenmeyenler mutlaka bunu denesin. Sirkeci Esnaf Lokantası, yılların ustası Ahmet Usta'nın da kulakları çınlasın. Hala yaşıyormuş. İzleyip abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Hala abone olmamakta direnenler var. Boşu boşuna. Bir gün her canlı bu kanala abone olacak. Boşunu uzatmayın. Tekneyi aldığımız zaman ilk siz gelmek istersiniz. Hepimize yeni sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Takılıyorum tabii ki. Herkesin canı sağ olsun.